Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Bizim toprakların baklagilleri diyeceğim ama artık ithalatta olmaya başladı. Çin'den gelmeyen hiçbir şey kalmadı. Bizim sulu yemek lokantalarında birazdan bahsedeceğim dörtlüğü görebilirsiniz. Ama hala çeşit olarak çok kötü, kenara atılmış gibi duruyorlar. Çok tüketiliyorlar ve bizim insanlarımız için de yararlı. Şimdi efendim baklagiller söz konusu olunca böyle yoğun, Özet olarak size baklagillerin hangi konularda bize yardımcı olacağını aktarayım. Bir kere her şeyden evvel öncelikli olarak kan şekeri kontrolünde çok başarılılar. Ve özellikle insülin kullanmayan tipik şeker hastalarında kolesterolü düşürmeye yardımcı oluyor. Ve bunun ötesinde de kilo kontrolüne de yardımcı olabilir. Yalnız kilo kontrolünde şöyle bir durum var. Kilo kontrolünde fazla kaçırırsanız ve yağlı kullanırsanız kilo olursunuz. Bir de sindirim için uygun biz nasıl pişiriyorduk? Genellikle haşlama ya da fırında. Kolesterol konusunda bir tane soya fasulyesi var. O çok yardımcı değil. Onu özellikle belirtmem gerekiyor. Genel olarak bizim kalp damar sağlığımızı destekleyici nitelikte bir grup baklagiller. Benim öne çıkarttığım dört tane anı grup var. Ee, özellikle batılı kaynaklara baktığınız zaman mesela nohutu keşfetmişlerdir, humusu keşfetmişlerdir. Ki nohut kolesterol konusunda çok destekleyici bir ürün. Mercimek aynı şekilde tip şeker hastalığında destekliyor. Bezelye insülin direncini güçlendiriyor. Fasulyede hem şekere hem trigliseride katkısı var. Dolayısıyla benim dörtlüm bu. Mercimek, nercimek olmuş özür dilerim. Folattan çok zengin. Yani günlük ihtiyacımızın büyük bir kısmını mercimekten, kara şimşekten alabiliriz. Şimdi günlük tüketim konusunda değişik varyasyonlar var. 20 gram damaşları 200 grama kadar gidiliyor. Fakat size şöyle bir küçük bir hatırlatma yapayım. Türkiye'de kişi başına bakliyat tüketimi günlük ortalama 30 grammış. Ve tüm bizim gıdalarımız içerisinde %8 gibi bir ağırlığa sahipmiş. Yani bu bana biraz düşük geldi ama böyle bir rakamla karşılaştım. Şimdi biz genellikle 50 gramı tercih ediyoruz. Niye 50 gramı tercih ediyoruz? Özellikle bezelye ile ilgili yapılmış çalışmaları dikkate aldığım için ben 50 gramdan başlanılmasını öneriyorum. Yani günde 50 gram baklagil ailesinden bu 4 tane sen, bir tanesini özellikle tüketirseniz son derece yararlı olur. Bir de bakla konusundaki alerjik için sizi uyarmam gerekiyor. Bazı hastalar biliyorsunuz baklaya alerjik Şimdi efendim burada büyük bir tablo görüyorsunuz ama tablonun özetini size şöyle küçük küçük anlatacağım. Mesela en fazla kalori 255 kalori. Bu yaklaşık bir kase demek pişmiş olarak. Soya fasulyesi proteinden en zengin. Karbonhidrattan zengin olan ise barbunya. Kuru fasulye de aynı şekilde. Ve dikkat edin yağ konusunda mercimekle nohut birbirine eşdeğer. İkisi de 4.2 gram yağ taşıyorlar. Hani nispeten yağlı sayılabilecek durdular. Şeker açısından en güçlüsü ise bezelye. Belki tahmin etmiş olabilirsiniz. Lif açısından da gene mercimek. Dolayısıyla benim hani dörtlümü saptarken belirlediğim hem en çok kullanılan araştırmalarda olan baklagiller bunlar. Bezelyemiz var değil mi? Kuru fasulyemiz var. Ve arkasından sırayla bizim karışım şeyimiz gelecek ve nohutumuz gelecek. Dolayısıyla bu dört taneyi ön plana almanızı istiyorum. Ama bunun yanında mesela mevsiminde börülce de çok iyi olabilir, barbunya da aynı şekilde ve aralıklı olarak da soya fasulyesi. Şimdi genel olarak baktığımız zaman bizdeki işte nohut yemi, kuru fasulye, bezelye ve mercimek çok derece uygun kullanılabilecek nitelikte. Ama böyle de örneğin sanki dürümmüş gibi sebzelerle de güzel tabaklar ve yemekler hazırlayabilirsiniz. Çok az miktarda zeytinyağı ile beraber ama baklagiller bizim için son derece önemli ve düzenli tüketilmesini öneriyorum. Efendim sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.